Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Abone olarak ve beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bildirimleri açarak da yeni gelecek olan hikayelerden haberdar olabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Liseden beri beraber olduğum Eren ve Volkan ile gazetecilik bölümünü seçmiş. Gazetecilik bölümünden de mezun olmak üzereydi. Tez olarak hoca en az üzerinden 10 yıl geçmiş bir olayın araştırılmasını ve dosyalanmasını istiyordu. Bunun için üçlü gruplar oluşturulacaktı. Bu bizim için harika bir haberdi. Bu tezi de beraber yapacaktık. O akşam tez konusunu seçmek için biz de toplanmıştık. Eren, susurluk davasını veya suikastleri incelememiz hakkında fikir sunuyordu. Volkan, darbe üzerinde yoğunlaşıyor. Türkiye'nin kara tarihi olarak bilinen darbeler hakkında bir tez hazırlamak istiyordu. Ben internette gezinirken garip bir şey gözüme çarpmıştı. Ulubant köyü hakkında bir yazı vardı. Yazının detaylarına girdiğimde 1984 senesinde önce bir çobanın kaybolmasıyla başlayan, daha sonra bütün köyün ortadan kaybolduğunu yazan bir haberdi bu. Haberin detayları daha da kan dondurucuydu. Dönemin Diyanet Başkanı'nın dahil herkesin muhatabı alındığı bu köy, jandarmalar tarafından ve birçok Türk istihbaratı tarafından araştırmaya konu olmuş ama köylülerin nereye gittiği hiçbir şekilde bulunamamış. Hatta köylülerin evine girildiğinde, etrafa bakıldığında ise bütün eşyalar tamamen yaşanış biçimleriyle bırakılmış, ziynet eşyaları dahil hayvanları bile ahırlarda duruyormuş. Bu durum çok garibime gitti. Volkan ve Eren'i çağırıp hemen gelin dedim. Onlar başımı üşüşmüş ekrana bakıyordu. Baksanız oğlum şuna, 1984'te kaybolmuş bir köy resmen. Hatta birkaç hoca çıkıp o köy cinlere karıştı, hepsini götürdüler diye garip garip röportajlar var. Ne diyorsunuz? Harika bir tez konusu değil mi? Hem ilgi çekici hem de araştırmak için oraya gider, fotoğraf çekeriz. Köy bomboşmuş. Onun üzerine istediğimiz şeyleri yazar, tezin altında kullanırız. Çok fazla da kaynak kullanmamız gerekmez. Volkan mutlu bir şekilde kafasını sallayıp, Mert oğlum sen bir tanesin deyip kafamı öpüyordu. Eren de, hoca bunu kabul eder mi? Saçma sapan bir konu gibi geldi bana. Tarihi olayları daha çok seviyor hoca. Böyle bir şeye ilgi duyacağını düşünmüyorum. Hemen sevinmeyelim, yarın bir soralım. Gene de konulara bakmaya devam edelim biz dedi. Onlar farklı konularda odaklansa da ben internet sayfalarında Ulubant köyü hakkında bilgilerin içinde kaybolmuştum. 96 senesinde bu olayı araştırmak için bir grup oluşturulmuş. Grup köye gittikten 3 gün sonra bir daha hiçbir şekilde haber alınamamış. Grubun resmen ayak izleri bir mağaraya kadar gidiyor ve o mağaranın girişinde ayak izlerinin bittiği yerden sonra grupla ilgili hiçbir haber yok. Ne olduğuna dair bile. Jandarma bile artık oraya devriye için gitmiyor. Kendi halinde unutulmuş, lanetli köy olarak anılan Ulubant köyü ismi köyler listesinden bile çıkarılmış. Bu durum gittikçe habercilik iştahımı arttırıyordu. Süper bir konu buldum diye kendi egomu şişiriyordum resmen. Diğer gün olduğunda çok hevesli bir şekilde hocanın odasının kapısını çaldık. İçeri girdiğimizde hoca parlayan gözlerimi fark etmişti. Bana öyle bir konu bulmuş olmalısın ki sınıfa gelmemi bile beklemedin. Hadi söyle bakalım diyerek yıllardır olan öğretmenlik tecrübesini konuşturmuştu. Masasının yanına gidip bütün çıkartmış olduğum dokümanları önüne koydum. Hevesli bir şekilde anlatmaya başladım. Hoca sayfaları elinde tek tek bakıyor, inceliyor, beni de bir yandan dinliyordu. O kadar hevesli anlatıyordum ki resmen istemese bile bu konuyu bize vermek zorunda gibiydi. Hoca sakalını kaşıyıp böyle durumlar aslında tehlikeli. Emin misin Mert diye sordu. Hocam çok istiyorum.
Eğer izin verirseniz Volkan ve Eren'le bu köye gidip fotoğraflar çekip etraf köylerde de köylülerle röportaj yapmak istiyorum. Lütfen bu konuyu bize verin. Başka konu bulmamı istemeyin. Çok hevesliyim hocam diyerek ısrarımı sürdürdüm. Mert, sana bir uyarım olacak. Böyle köylerde metafizik olayları yaşanır. Yani cinli olaylar. Bazı haberlerin çoğu yalandır. Ama doğru olma ihtimaline karşın gitmeden önce bir hoca ile iletişime geçmeniz çok önemli dedi. Birazcık şüphelenmiştim. Aslında ben bunun safsata bir haber olduğunu, hemen gittiğimizde hızlı hızlı köyü gezebileceğimizi düşünüyordum. Ya gerçeklik payı varsa diye hoca içime kurt düşürmüştü. Olsun hocam, oraya ne olursa olsun gideceğim. Bakarsınız, yıllardır çözülmeyen bir vakayı çözerek tarihe bile geçebilirim dedim. Hoca hevesimi kırmak istemiyordu ama konuya da çekingen bakıyordu. Hocaya çok teşekkür edip odasından çıkıp kantine Volkan ve Eren'in yanına geçtim. Volkan ve Eren ne oldu lan izin alamadın değil mi deyip dalga geçiyorlardı. Önce suratımı bozuk gibi yapıp aldım lan aldım şerefsizler diye kağıtları bir anda üstlerine attım. Hepsi şaşırmış hatta mutlu olmuştu. Çünkü onların seçtiği konularla uğraşmaya kalksak 1,5 ayımızı alıcı kesindi. Bu yüzden hem tatil yapacak gibi Anadolu'ya gidecek hem de resim çekip kafamızdan yazdığımız yazıları sunabilecektik. O akşam tekrar bende toplanmıştık. Herkes iş bölümü yapıyordu. Volkan, ben kamerayla çekim yapayım. Fotoğraflar da bende olsun. Eren de röportaj yapar gibi önde dururuz biz. Hem Mert'in anlatımı da iyi. O gittiğimiz yerlerde evlere girer, evdeki eşyaları ve tarihçesini anlatır. Uydurursun bir şeyler değil mi Mert diye bana döndü. Aslında bedenen oradaydım ama aklım hala hocanın uyarısındaydı. Gitmeden önce bir hocaya görünmemiz hususunda beni çok dikkatlice uyarmıştı. Ya gerçekse, ya o insanlar harbiden cinler yüzünden yok olduysa böyle bir şey olabilir mi diye dalgın dalgın beynimin içinde sorularla uğraşıyordum. Volkan'ın ayağıyla dürtmesiyle kendime geldim. Ne oluyor lan diye bağırdım. Oğlum frekansını buraya bağla. Tez için uğraşıyoruz. Kendi kendine ne düşünüyorsun orada diye sordu. Tamam oğlum buradayım ama hoca bizi uyardı. Nasıl uyardığını sordular. Ben de durumu izah ettim. Eren uyarı konusunda çekimser olmuştu. Harbiden doğruysa anlattığın gibi 96 senesindeki o kaybolanlar da bizim gibi oraya araştırma için gidenler sonuçta. Biz de onlar gibi kaybolma ihtimalimiz var. Gitmesek mi acaba diye çekingen gözlerle bize baktı. Volkan için hiç sorun yoktu. Tamamen adrenalin duygusuyla yaşayan manyak bir psikopattı. Gidelim oğlum, mistik bir yaratık görmüş oluruz. Cimmine, düşünsene dünyada kimse göremiyor ve bir tek biz göreceğiz. Mutlaka gitmeliyiz diyerek masaya yumruğunu vuruyordu. Eren hala çekingen gözlerle bana baktı. Aslında hoca haklı. Böyle bir şeye izin verdi ama bu benim baskım yüzünden. Hoca bile çekingendi. Bu yüzden en iyisi bir hocayla buluşup konuyu izah edelim. Belki bize gelmek isteyen ya da gitmeden önce bize bir şeyleri net bir şekilde söyleyebilecek biri olmalı. Eren bu lafımın üzerine bir anda havaya zıpladı. Oğlum amcam, amcam olur. Biliyorsunuz üfleyici o diyordu. Volkan, oğlum senin amcan dolandırıcı değil mi lan diye güldü. Eren'in amcası Hüddam denilen hocalardandı. Cinlerle uğraşır, haşır neşir olurdu. Bunu biliyorduk ama kendisiyle de görüşmeyeli 6 yıl kadar olmuştu Eren'in. Eren'e arasan acaba sana cevap verir mi? Bayağıdır görüşmüyorsun. Bize yardım eder mi diye sordum. Denemekten bir şeyi kaybetmeyiz diye telefonunu çıkarıp aradı. Bir süre çaldıktan sonra telefon açılır açılmaz "Heh amca beni Eren hatırladın mı?" diye sordu. Biraz konuştular. 5 dakika kadar sonra Eren mutlu şekilde telefonu kapattıktan sonra "Oğlum yarın amcamın yanına gidiyoruz. Bize yardım edebileceğini söyledi. Ama babam duyarsa ağzıma sıçar diyordu. Volkan her zamanki haşereliğini yapıp 100 lira vermezsen Mithat amcaya şimdi mesaj atacağım dedi.
aralarında dalaşırlarken ben kafamı geriye yaslamış o köy hakkındaki düşüncelerim hiç durmaksızın devam ediyordu. Yarın olmuş amcasının yanına gidiyorduk. Minibüsten inip 5 dakika kadar yürüdükten sonra delme çakma bir müstakil evin önünde durmuştuk. Gerçekten çok sessiz bir mahalleydi. Bahçeye girerken bile bahçe kapısının o demir gıcırtısı neredeyse koca mahalleyi inletiyordu. Eren kapıyı çalmış, sabırsız bir şekilde bekliyordu. Kapı açıldı. Genç bir adamdı bu. Bizden en fazla 10 yaş büyüktü. Ben daha yaşlı bir amca bekliyordum. Yeğenim diyerek Eren'e sarıldı. Eren de amca seni çok özlemişim diyerek sarılıyordu. Volkan'la birbirimize bakıp inşallah yardım edebilir diye aslında düşünüyorduk. Çünkü yaşı çok gençti. Benim aklımdaki Hüddam hocası figürü 60'lı yaşlarda sakallı tonton dede şeklindeydi. Bizi içeriye buyur etti. Hanımı çay koymuş bizi bekliyorlardı. Birer bardak çay içerken Eren'in amcası Zafer Hoca anlatmaya başladı. Dediğiniz köy Hüddamlar arasında da bilinen bir köy. O köye gitmeyin evladım. Hiç bulaşmayın o köye dedi. Meraklı bir şekilde atıldım. Neden Zafer Hocam? Bu haberi istiyoruz. Gerçekten hem okulumuzu bitirecek hem de merakımı yenmiş olacağım dedim. Zafer Hoca insanların hep merak yüzünden zarara uğradığı konusunda nasihat veriyordu. Biraz sinirlenmiştim. Ben buraya nasihat değil yardım istemeye gelmiştim. Yardım etmeyecekse çekip gitmek için hazırdım. Zafer Hoca ciddi bir şekilde onca uyarıma rağmen hala gitmek istiyor musunuz dedi. Evet gitmek istiyoruz diye hep bir ağızdan söylemiştik. Ben de sizle geleceğim ama önce o köyde neler olduğunu birazcık bilmeniz gerekiyor. Zafer Hoca'nın köyle ilgili bir şeyler bildiği belliydi. Hemen kulak kabartıp dinlemeye başladık. Önce biraz düşündükten sonra bakın çocuklar, cinni varlıklar çok şerli olanları da vardır Müslüman olanların da. O köy lanetlendi. O köy yaptıkları yüzünden lanete uğradı diyordu. Eren merak ile sordu. Ne yaptılar bu kadar amca? Neden bulaştılar ki cinler bu insanlara diye sordu. Hoca önce sakallarını kaşıdı ve daha sonra anlatmaya devam etti. O insanlardan biri bir akşam ormandan dönerken mağaranın girişini fark etti. Mağaranın girişinde gördüklerinden sonra bunu koşarak köydekilere anlattı. Köydekiler de korkup o mağaranın kapısını kapatmaya karar verdiler. Bütün köyün erkekleri de hanımı da hepsi büyük kayalar yontup orayı kapatmaya hazırlandı. Sabah ezanından sonra bütün köylü mağaranın girişine yürüdü. Mağarayı kapattılar kapatmasını ama o akşam akşam ezanı okunduktan sonra felaket başlamış oldu. Köylüler sürekli olarak jandarmayı arıyor. Tarlaya gittiklerinde evlerine hırsız girdiğini, akşamları camlarına taşlar atıldığını, ahırdaki hayvanlarının ise öldürüldüklerinden bahsediyordu. Lanet gittikçe büyüdü. Onlar kafir bir cin kabilesine bulaştı. Cin kabilesi mi? O ne oluyor diye sordum. Bazı cinler tek başına yaşar. Bazıları da bizim gibi topluluk oluşturur. Bizim nasıl vakıf olsun, dernek olsun, parti gibi düşün. Bir topluluk oluştururlar. Bunlara kabile denir ve beraber yaşar, beraber hareket ederler. Her cin kabilesinin bir lideri vardır. O liderlerinin de bağlı olduğu o bölgenin cin padişahları. Bu yüzden de herhangi bir şekilde onların evlerine ya da onlara zarar verecek bir şey yapıldığında devreye girerler. Tek başlarına hareket etmez, kabile şeklinde musallat olur ve eziyet ederler. Birazcık ürpermiştim. Hatta yalan olmasın, içime korku da hafifçe girmişti. Peki hocam, biz buraya gideceğiz. Siz bizimle gelecek misiniz diye sordu. Zafer Hoca, tabii ki geleceğim. Eren'in başını severek, yıllardır göremiyorum zaten. Böyle tehlikeli bir yere gidip onu yalnız bırakmam. Tabii ki arkadaşları olarak sizi de. Bu beni mutlu etmişti. Hocam o zaman bu akşam çıkıyoruz. Hazırlıklarınızı yapın. Biz de eve geçip
eşyalarımızı, kameralarımızı filan alalım dedim. Zafer Hoca'yla akşam buluşmak için sözleştikten sonra evden ayrıldık. Volkan'ın babasının Transporter bir aracı vardı. Volkan aracı almaya gitti. Ben de Eren'le eve geçip kamera sistemlerini, ses kayıt cihazını, fotoğraf makinesini ayarladım. Eren titrek bir sesle, ''Ya oğlum bu anlatılanlar doğruysa? Önceleri inanmıyordum ama amcamın da olaya vakıf olması ve her şeyi bilir gibi çok net bir şekilde aktarması beni çok şüphelendirdi lan. Acaba gitmesek mi?'' diye son bir kez bana sordu. ''Kendi belirlediğimiz konudan bile korkup gidemeyeceksek Eren, bizden gazeteci olmaz oğlum. Düşünsene, eğer suikast araştırıyor olsaydık, bir adama ulaşsaydık, korkudan onun da yanına gitmeyecek miydik? Bu benim için aynı şey.'' dedim. Eren haklısın diyerek hazırlıklarını tamamlamak için çantasını hızlı hızlı hazırladı. Her şeyi hazır etmiş, Volkan'dan haber bekliyorduk ki telefonum çaldı. ''Aşağıdayım, hadi inin.'' diyordu. Çantaları yüklenip aşağıya indik. Araca yerleştirdikten sonra arka koltuklardan birine uzandım. Volkan arkaya doğru bağırıyor, ''Yanıma GPS cihazı aldım lan. Eğer kaybolursak bizi bulacaklar, merak etmeyin.'' diye zevzek zevzek gülüyordu. Eren hala karamsardı. Zafer Hoca'nın evine de yaklaşıyorduk. Eren aradı, hazır olmasını söyledi. Bir süre sonra evinin önüne gelmişti. Hazır şekilde bizi bekliyordu. O da araca bindi, eşyalarını koydu. Yol boyunca Zafer Hoca'nın cinler hakkında bilgi aktarmasını dinledik. Neredeyse hiçbir şey bilmiyormuşuz. Ben cinlerin sadece görünemediğini, onların bizle alakası olmadığını, bizim de onlarla alakamız olmadığını sanıyordum. Meğerse biz insanlar cinleri kullanarak neler yapıyormuşuz. En derin büyülerden cin musallatlarına kadar birçok olayı anlatmıştı Zafer Hoca. Yaklaşık 6 saatlik bir yolculuktan sonra Ulubant köyünün yoluna girecektik. Ama önce jandarmaya haber verip izin almamız gerekiyordu. Jandarmanın bulunduğu karakola doğru ilerledik. Karakolun önünde durduğumuzda ise sağ olsun oradaki asker abiler bize çok sıcak davrandı. Hemen içeri buyur ettiler. İçeride uzman çavuş Ali Öztürk vardı. Ali Öztürk sağ olsun hemen bizi koltuklara buyur etmiş, can kulağıyla bizi dinliyordu. ''Evet gençler, sizin gibi şehirli insanları burada görmek şaşırtıcı. Buyurun, ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Önce biraz çekinmiştik ama durumu izah ettik. Durumu izah eder etmez bir hışımla ayağa kalktı. ''Bakın çocuklar, benden intiharınızı onaylamamı istiyorsunuz. Saçmalamayın lütfen. Hocam, sen bu işleri bilirsin. Allah'ını seviyorsan al bu bebeleri götür buradan.'' dedi. O kadar heyecanlanmış, o kadar korkmuştu ki gözünden ve yüz mimiklerinden anlaşılıyordu. Yalvarır şekilde komutanla konuştuk. Zafer Hoca da ''Ne kadar konuşsam da Nuh diyorlar, peygamber demiyorlar komutanım. Siz de söylüyorsunuz ama şimdi belki fikirleri değişir.'' dedi. Bize doğru bakıyorlardı. Üçümüz tekrar birbirimizin gözüne bakıp ''Eminiz komutanım, lütfen izin verin. İstikbalimizle oynamayın. Bu haberi yapmak istiyoruz.'' dedik. Komutan yerine oturmuş, dikkatli bir şekilde bizim suratımıza bakıp anlatıyordu. ''Bakın çocuklar, en son o lanetli köye 6 yıl önce gittim. Bir ihbar aldık biliyor musunuz? Kimsenin yaşamadığı bir köyden ihbar aldık. Gelin bizi kurtarın, bize her gün eziyet çektiriyorlar.'' diye. Apar topar toparlandık. Hatta diğer jandarma komutanlığından bile korkup yardım istedim. 6 araç gittik oraya. Hepimiz tam teçhizatlı ve silahlıydık. Merminin namlusu ucunda elim tetikte ilerledim. Bilirsiniz, işaret parmağı her zaman tetiğin üstünde olur. Yanlış bir ateşleme yapmamak için hazırda bekleriz. Ama bu sefer öyle değildi. Parmağım direkt tetikteydi. Kuş hareket etse tarayacak durumdaydım. O kadar tedirgin bir şekilde köye girdik. Hanelerin hepsinin kapısı açık. Aynı şekilde duruyorlar. Hepsinin üzerinde o kanla yazılmış M işareti. Hoca burada müdahale edip, M işareti çocuklar Mecnun demektir. Eskiden cinli insanlara veya musallata uğramış hanelere cinler tarafından M harfi sembolize edilir. Şu anda dili olarak söylenilen bu Mecnun kelimesi
eskiden musallata uğramış insanlara denirdi dedi. Komutan devam ediyordu. Bakın çocuklar, adımın Ali olduğundan emin olduğum kadar gördüklerimden de eminim. İçeriye doğru yürüyorduk. Hava kararmaya başlamıştı. Köyün camisinin kapısı zaten kilit vurulmuş. Hiçbir zaman da ezan okunmuyordu. Yukarıya doğru ilerledik. Çağrı'nın geldiği, söylediği ev kırmızı bir evdi. Kırmızı evi arıyorduk. Ta ki köyde kimse yok ama bütün hanenin ışıkları tek tek açıldı. Çocuklar, şimdi diyeceksiniz ki ışıklar açılmış işte. Belki evlerine dönmüştür diye düşünüyorsunuz değil mi? Herkes birbirine bakıp ufakça kafasını salladı komutana doğru. Ali komutan yumruğunu sıkıp masaya vurup o köyün elektriği biz gittiğimizden 5 yıl önce komple kesilip kapatılmıştı. Yani elektriği bırak, orada ışık saçacak hiçbir şeyin olmaması gerekiyordu dedi. Hepimiz gergin ve korkulu yüzlerle birbirimize baktık. Daha sonra ne oldu komutanım diye sordum. Ali komutan üzerimize ufak taşlar gelmeye başladı. Daha sonrasında ise etraflı gülüşmeler resmen bizimle alay ediyorlardı. Havaya doğru birkaç el ateş ettik ve araçlarımıza dönüp o köye bir daha gitmeyeceğime kendime yemin edip geri döndük. Yani anlayacağın, o köye gitmenize izin versem bile hayatta oraya bir daha adım atmam. Bana yardım çağrısında bulunursanız bile gelmem. Bunu iyi bilin. Buna göre hareket edin diyordu. Resmen bizi vazgeçirmek için bütün çıkışlarımızı da kapatmıştı. Zafer Hoca da artık bu kadar şey duyduktan sonra hadi çocuklar geri dönüyoruz diye kalkmıştı. Hatta Eren bile kalkacak gibi olmuştu ama Volkan ben kalıyorum dedi. Volkan'ın bu cesaretli davranışından dolayı ben de yaptığımın belki de bir salaklık olduğunu biliyordum ama ben de kalıyorum, o köye gideceğim. Dönemezsem de en azından gazetecilik ruhuyla yaşamış ve merakımı gidermiş olacağım dedim. Bunun üzerine Eren de arkadaşlarımı bu zamana kadar hiç satmadım, ben de onlarlayım dedi. Komutan üzülür şekilde alnına vuruyor. Çocuklar bakın, sizi burada tutuklamak zorunda kalırım. Oraya gitmeyin, beni dinleyin. Sizi oraya göndermem, resmen intiharınıza onay vermem diye tekrar bağıra bağıra söyledi. Biz de komutana, bizi anlaması gerektiğini, kanımızın kaynadığı bir genç olmadığımızı, eğer gazeteci olacaksak bizim önümüzü kesmemesi gerektiği hususunda yalvarır şekilde konuştuk. Yarım saatlik yalvarmamızdan sonra komutan istemsizce, peki Zafer Hoca da size gelecekse izin vereceğim ama diğer türlü hayatta izin vermiyorum dedi. Zafer Hoca'ya dönmüştük. Yeğenimi yalnız bırakmayacağım. Ben de onlarlayım komutanım dedi. İzni almış resmen havalara uçuyorduk. Birbirimize sarılıp işte bu oğlum gidiyoruz. En iyi haberi biz yapacağız. Hatta bu tez okul tarihine geçecek lan diyorduk. Ama Ali komutanın da o korkulu yüz ifadesini, anlattığı o korkutucu şeyleri aklımızın bir köşesine yazmıştık. Tam araca biniyorduk ki Ali komutan kapıdan bağırdı. Gençler, 3 gün içinde geri dönmezseniz elimden geldiğince arama çabalarına başlayacağım. Ne olursa olsun mağara gibi bir yer bulursanız oradan uzak durun. Bana söz verin tamam mı dedi. Söz komutanım dedim. O da kafasını yere eğip hafifçe başını sanki başaramayacakmışız gibi sallayıp içeriye tekrar girmişti. Bayağı bir ilerlemiştik. İlerlemiştik ilerlemesine ama o kadar sessizlik vardı ki aracın içinde. Herkes kendi düşünceleri içinde boğuluyor gibiydi. Ya hiçbir şey yoksa, ya insanların bu kadar anlattıkları şeyler bir palavraysa diye düşünmüyor değildim. Belki de Ali komutan kendine iş çıkmasın diye bize yalan söylüyordu. Bir gazeteci olarak her varsayımdan şüphelenmeli ve bunların üzerinde durmalıydım. O yüzden içimi bu asparagas haber olabilecek gibi düşüncelerle rahatlatıyordum. Bir süre sonra uzun bir yokuştan indik. İlerlediğimizde ise bir köyün girişinin tabelası vardı. Hatta parçalanmış gibiydi. Aracı durdurup aşağıya inip tahtaların parçalarını birleştirdik. Bir bıçakla kazınmış ulubant yazıyordu. Doğru yoldaydık. Hemen hemen gelmiştik. Araca tekrar binip devam ettik. Hava kararmaya yakın köyün girişi gözükmüştü.
Tam devam edecektik ki Zafer Hoca durun diye bağırdı. Herkes merak ile ona dönmüştü. Kesinlikle şimdi gitmiyoruz. Akşam vakti oldu. O köye akşam vakti girilmeyecek gençler. Sabah gireceğiz tamam mı diyerek tembihledi. Herkes zaten korkuyordu. Birbirine bakıp onaylar şekilde kafasını salladı. Aracın içinde yatıyorduk. Gece vaktiydi. Araba bir anda sallanmaya başladı. Bismillah diye kalkmıştı Zafer Hoca. Hurtalar sakin olun dedi. Zafer Hoca okumaya başladı. Biz ise aracın pencerelerindeki örtüleri çekip etrafa bakıyorduk. Ama hiçbir şey yoktu. Etrafta görünen bir şey olmamasına karşın araba zelzele olur gibi sallanıyordu. Hatta şiddeti o kadar arttı ki araç neredeyse birkaç darbe daha alsa yan yatacak şekildeydi. Zafer Hoca'nın bağırarak Ayetel Kürsi okumasıyla arabanın sallanması hafiflemiş, Ayetel Kürsi'nin sonuna doğru araba tekrar eski halini almıştı. Sakin olun çocuklar, dua etmeyi bırakmadan sadece dua edin diyordu. Eren inanılmaz şekilde korkmuş. Oğlum dinlemeliydik lan, bu kadar insanı dinlemeliydik diye kendi kendine kızıyordu. Zafer Hoca, çocuklar siz uyuyup dinlenin. Ben sabaha kadar uyanım. Merak etmeyin. Bir daha böyle bir şey olmayacağını da emin olun dedi. Zafer Hoca'ya güvenerek tekrar kulunların içinde yatmıştık. Uyuklamıştık uyuklamasını ama sabah kalktığımızda bayağı da erkendi. Sabah kalkmalara alışık değildik. Öğrenci hayatı yüzünden sabaha kadar oyun oynayıp akşam saatlerinde uyanmak bizim bir mottomuz gibiydi. Zafer Hoca uyandınız demek diyerek bir saat kadar da o uyuklamıştı. O uyuklarken biz aramızda nasıl gezeceğimizi köyün uzağından sokakları seçerek bir plan yapıyorduk. Kendimize derme çakma bir rota belirlemiştik. Zafer Hoca'nın uyanmasıyla aracı köyün girişine çektik. Köyün girişinde de kapıları açık bırakalım. Anahtar yanımızda olsun. Bir şey olursa bir de kapının kilidini açmakla uğraşmayalım dedik. Volkan, oğlum çalmasınlar dese de Eren, köy yerindeyiz. Köylü bile olsa düz kontak nasıl yapacak lan transportera? Salak diyerek kafasına vurdu. Volkan'la gülmüştük. Zafer Hoca, bizim bu kadar zevzek davranışlarımıza rağmen hiçbir şekilde ciddiyetini kaybetmiyordu. İçeriye doğru yürümeye başlamıştık. Biliyorduk yürümesini ama sanki hem karnımızdan hem de sırtımızdan bir baskı geliyordu. Zafer Hoca'ya durumu söyledik. Hepimizde aynı anda olması da bir garipti. Zafer Hoca tedirgin gözlerle etrafa bakıyordu. Bakın çocuklar, kameranızı çıkarın, çekiminizi hemen yapın. Burası tahmin ettiğimden de kötü durumda. Burada bir cin kabilesi yok. Kabileler var dedi. Burayı cinden esir almamış. Burayı ev edinmişler. Hemen çekimlerinizi yapın. Akşam ezanı değil, ikindi vakti olmadan gitmemiz lazım. Çünkü ikindi ezanı ile çözülürler. Akşam vaktiyle işlerine başlarlar cinler. Bu yüzden ikindi okumadan önce buradan gidelim dedi. Hepimiz birbirimize bakıp tamam diyerek onaylamıştık. Kamerayı açmış, ben de spikerlik yapar gibi anlatıyordum. Önce köydeki tarihçeyi, olan olayları ama Ali komutanı dan altında bırakmamak için onunla ilgili bir şey anlatmamıştım. 96 senesinde kaybolan grubu, Ali komutanın ismini vermeden başka bir grup böyle bir olay yaşamış gibi onu da anlatmıştım. Bir eve girmek istemiştik. Zafer Hoca bizi durdurdu. Böyle destursuz olmaz dedi. Cebinden çıkardığı bir çakı ile avucunun içine ufak bir kesik attı. Elini yumruk yapıp kanı kapının önüne damlattı. Bir şeyler okuduktan sonra gözlerimize inanamadık. Kapı kendiliğinden açılmıştı. Ben korkudan 2-3 adım geriye atmıştım. Volkan kekeler şekilde buradan hemen gidiyoruz. Bu işin şakası yok. Benden bu kadar diyordu. Gördüğümüz inanılmaz bir şeydi. Bir kapı kendiliğinden açılmıştı. Bu Zafer Hoca'nın oyunu da olamazdı. Çünkü biz uyuduğumuzda araç kilitliydi. Aracı açmak istese buraya gelip böyle bir düzeneyi yapacak adam da değildi. Bir gazeteci olarak bütün her şeyi sorguluyordum ama akla mantığa
hiçbir şey sığmıyordu. Birkaç adım geriye atmıştım ama daha sonra ben giriyorum diyerek içeriye girdim. Arkamdan da Eren girmişti. Volkan girip girmemek konusunda tedirgindi. O kapıdan sadece çekmeye karar verdi. Biz evi gezmeye başlamıştık. Ev sanki kullanılıyor gibiydi. Çok ilginçti. Her şey banyodaydı. Banyo ve tuvalet inanılmaz derecede pis haldeydi. Hayvan ölüsü bile vardı. Hatta bazı organlar evin içindeki yatakların üstüne konulmuştu. Zafer Hoca'ya baktık. Kafasını hayır şeklinde salladı. O yatağı açmak istiyordum. Altı şişikti. Ben yatağa doğru yaklaştığımda Zafer Hoca okumaya başlamıştı. Organlar üstünde, altında ise o şişiklik merakıma yenik düşüyordum. Yorganın ucundan tutup hafifçe kaldırdım. Altında inek kafaları, değişik taşlar, garip garip yazılı kağıtlar vardı. Zafer Hoca Bismillah diyerek hemen buradan çıkıyoruz dedi. Beni arkamdan tutup fırlatır gibi odadan çıkardı. Biz tam evden çıkmak için Volkan'a doğru koşuyorduk ki evin içerisindeki kapılar tek tek kapanmaya başladı. O kadar hızlı kendimizi dışarı atmıştık ki Volkan'a da çarpmıştık. Volkan bu çarpışmayla yere düşmüş, elindeki kamera yere düşerek kırılmıştı. Ama umurumuzda bile değildi. Az önce gördüklerimiz neydi öyle? Herkes yerde, içeriye doğru bakıyor. Sanki bir şey olacakmış gibi hipnotize şekilde odaklanmıştık. Düşündüğümüz gibiydi. İçeride siyah dumanlar hafif hafif yoğunlaşmaya başladı. Hocam, bu dumanlar da ne dediğimde bizi burada istemiyorlar. Hemen gitmemiz gerekiyor dedi. Tam duman bize doğru gelecekken dış kapı kendi açıldığı gibi bir anda kapandı. Kalbim ağzıma geliyordu. Korku içinde kalkmıştık. Volkan kamera oğlum kamera dese de bırak lan kamerayı diyerek tutup Volkan'ı da kaldırdık. Koşar şekilde köyün girişine gidiyorduk. Ama köy meydanına gelip girişe baktığımızda ne araç vardı ne bir şey. Birbirimize baka kalmıştık. Eren siktir ya burada öleceğiz lan öleceğiz. Araba yok, arabayı götürmüşler diye isyan ediyordu. Zafer Hoca, sakin olun çocuklar. Şu anda korkuyla yapacağınız her şey onları besliyor. Siz korktukça daha çok güçleniyor ve eğleniyorlar. Sakin olun, Rabbimize sığınacağız. Başka şansımız zaten yok. O hem yol gösterici hem de koruyucudur. Şimdi size birkaç şey yazacağım. Onları yanınızdan hiç ayırmayacaksınız dedi. Peki hocam diyerek bir yumak oluşturmuş, bir köşede duvara yaslanmıştık. Çantasından çıkardığı kağıtlar ile bir şeyler yazıyordu. O yazdıklarını katlayıp cebimize koydu. Hiçbir şekilde bunları çıkarmak yok. Ne olursa olsun dua etmeyi de bırakmıyorsunuz dedi. Tamam hocam dedik ama korkudan zaten ölecek gibiydim. Hava kararmaya başlıyordu. Ali komutanın dediği gibi evlerdeki ışıklar tek tek açılmaya başladı. Işıklar açılmıştı açılmasına ama perdenin önünde siyah varlıklar bir o yana gidiyor, bir bu yana gidiyordu. Köyün meydanında oturmuş, sırt sırta vermiş, dua ediyordu. Biz dua ediyorduk etmesine ama etraftaki yürüme sesleri, uğultular, esen rüzgar gittikçe artıyordu. Etraftan bizi izlediklerini ben bile anlayabiliyordum. Zafer Hoca sürekli olarak telkinde bulunuyordu. Ne olursa olsun Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını ağzınızdan eksik etmeyeceksiniz. Onun gönderdiği yol gösterici ayetlerin bulunduğu duaları hiçbir şekilde okumaktan bıkmayacaksınız. Unutmayın ve okuyun dedi. Biz okumaları devam ederken Volkan bir anda ayağa kalkıp babamı götürüyorlar lan diyerek bağırıp karanlığın içine doğru koşmaya başladı. Ne oluyor diye biz de ayağa kalkmıştık. Volkan dur diye bağırıyorduk ama nafileydi. Volkan babamı bırakın diyerek koşmaya başladı. Zafer Hoca ona görüntüler gösteriyorlar. Bu yüzden de buna kandı. Ah ışık kafam bunu nasıl uyarmadım diyerek kendine kızmıştı.
Çaktırmamaya çalışıyordu belki ama o da çok tedirgindi. Hemen Volkan'ın peşinden koşmaya başladık. Zafer Hoca, sakın birbirinizden ayrılmayın. Anneniz veya başka bir akrabanızı da görürseniz inanmayın diyordu. Volkan'ın gittiği yere doğru koşmuştuk. Ama israfta hiçbir şey yoktu. Bir sağa, bir sola, köyün içinde kaybolmuştuk resmen. Daha sonra üzerimize taş yağmaya başladı. Öyle ufak taşlar da değil, iri iri taşlardı. Hatta bir taş Eren'in suratına isabet etti ve dudağı patladı. Dudağından kanlar akıyordu. Hocam, bir eve girelim mi yoksa burada taş yağmurunun altında öleceğiz dedim. Ama hoca oralı bile değildi. Hemen ilerliyoruz diyerek koşmaya devam ettik. Sanki peşimizden bir ordu geliyordu. Öyle ayak sesleri, öyle uğultular. Etrafa bakıyor, etrafta o siyah varlıkları görüyordum. Hepsi bizi izliyordu. Zafer Hoca buradan dedi. Arkasından koşarak köyün arka çıkışında ormanın girişine girmiştik. Buradan o yolu bulup yoldan ilerlemeliyiz diyordu. İçeriye doğru iyice girdik. Ormanın içinden koşuyorduk ama fenerler bir anda kesilip kapanmaya başladı. Sanki bozuluyor gibiydi. Eren, benimki de aynı şekilde bozuluyor. Bittik biz diyordu. Hoca, durun dedi. Sağ tarafına doğru baktı. Işığı şu tarafa tutun dedi. Oraya tuttuğumuzda gerçekten Zafer Hoca'nın anlattığı hikayedeki gibi taşlar üst üste koyulmuş ve bir mağara kapatılmıştı. Taşların üstüne de kırmızı boyalarla Arapça bir şeyler yazılmıştı. Bu mühür değil dedi. Nasıl yani hocam, ne demek istiyorsunuz dedik. O taşların dizili olduğu yere doğru yaklaştı. Bu mühür değil. Bu köylüler mağarayı mühürlemek istememiş. Onlar cinleri kullanmak istemiş dedi. Nasıl yani diye birbirimize baktık. Taşların arasında büyükçe kağıtların olduğunu görmüştük. Kağıtları çekiyor. Her bir kağıtta bir köylünün eski vesikalık fotoğrafı yapıştırılmıştı. Üzerlerinde her bir cini sahiplenmek için anlaşma vardı. Hoca, bu köylüler ne yapmış böyle? Allah'ım, sen benim aklıma mukayyet ol diyordu. Biz de hiçbir şey anlamadığımız için Zafer Hoca'nın ağzından çıkanlara bakıyorduk. Zafer Hoca bize dönüp kağıda parmağıyla vurarak bu köylüler kaybolmamış, bu köylüler kendi isteğiyle cinlere karışmış dedi. Nasıl yani? Nasıl olur hocam? İnsanlar kendilerini cinlere verebiliyor mu dedi. Hayır, öyle bir şey değil. Bu cinlerle bir anlaşma. Onlar ölümsüz olacağını düşünüp salakça bir düşünceye girmişler. Hatta bir cin tarafından vesveseye düşürülmüş bile olabilirler. Köyün muhtarının burada adı var. Bütün antlaşmalarda köyün muhtarı var. Yani köyün muhtarı bir büyücü olabilir ve köyü kandırarak hepsini cinlerle anlaşma yapıp kendilerini kurban ettirmiş olabilir. Buradaki gizem daha da büyük. Hemen buradan gitmeliyiz. Köyü kendi elleriyle vermişler. Burada bir dakika bile durmamalıyız diyerek koşmaya başlamıştık. Biz koşarken o arkadaki kayaların yıkılışını duyuyorduk. Üst üste koyulmuş o taşların hepsi devriliyordu. Bunu duyabiliyorduk. Etraftaki gülme sesleri inanılmaz derecede artmıştı. Ormanın içerisine girdiğimizde Volkan'ın sesini duyduk. Hoca, ilk başta sakin olun. Bizi kandırıyor olabilirler. Volkan, sen Rabbinin ismini söyle diye bağırdı. Allah, Allah bir diye korkuyla bağırıyordu Volkan. Evet, bu Volkan diyerek yanına doğru koştuk. Sıkı sıkı sarılmıştık. İyi misin? Nereye kayboldun diye sorduk. O da babasını götürdüklerini gördüğünü, onun peşinden geldiğini ama hiçbir şekilde onu bulamadığını söylüyordu. Etrafta çok ses var diye ağlıyordu. Zafer Hoca, hepiniz birbirinizin kolundan tutun. Dua etmeyi bırakmadan dümdüz buradan çıkacağız dedi. Hepimiz okumalarımızı yapıyor, devam ediyorduk. Etraftaki uğultular ve sesler hiç kesilmiyordu. Zafer Hoca, eğer buradan çıkabilirsek bu köy hakkında tek bir kelime bile yazmayacaksınız.
O köylüler kendilerini bilerek cinlere vermiş. Bu yüzden ne olursa olsun size musallat olmaya devam ederler. Nereye gittiğinizin, nereye kaçtığınızın bir önemi yok çocuklar dedi. Hocam buradan çıkalım da buranın ismini ağzıma alırsam namertim dedim. Ormanın üst tarafına doğru bir yol görünüyordu. Bu geldiğimiz o yokuş aşağı yol olmalıydı. Oraya doğru tırmandık. Arkamızdaki sesler gittikçe azalmıştı. Hoca telefonunuz çekiyor mu? Bir bakın dedi. Volkan'ın telefonu çekiyordu. Hemen jandarmayı aradı. Telefon açılır açılmaz Volkan heyecanla konuştuğundan pek bir şey anlaşılmıyordu. Zafer Hoca telefonu aldı. Telefondaki asker ile görüştükten sonra güneşin doğmasına yakın 3 araç jandarma gelmişti. Aşağı inip bizi apar topar içeriye aldılar ve karakola götürdüler. Karakolda Ali komutan bizi bekliyordu. Kapının önünde bizi görür görmez şükür ki iyisiniz dedi. Hepimize sarıldı. İçeri geçin, çocuklar hemen su getirin diyerek emir vermişti. Ne gördünüz, bir şey gördünüz mü diye soruyorlardı. Hepimiz birbirimizin gözüne korkulu gözlerle bakıyorduk ama Zafer Hoca'nın tembihi de aklımızdaydı. Bir şey görmedik komutanım. Sadece geri dönmek istediğimizde araç çalışmadı. Çalışmayınca da sizi aradık işte. Siz de gelene kadar biz de yarı yolu edelim diye yürümeye başladık. Ali komutan yüz ifadelerimizden yaşadığımız şeyleri çoktan anlamıştı. Bir şey de dememek için üstelemedi. Daha sonra jandarmadaki arkadaşlar sağ olsun göndermiş, aracı aldırtıp getirmişti. O an acele ettiğinizden çalışmamış olabilir. Aracınız çalışıyor, sapasağlam dediler. Araca binip geri döndük. O gün bugündür Zafer Hoca'nın yanına gideriz, sohbet ederiz. Bu konular hakkında da onun tembihlerini dinleriz. Tez olarak da başka bir konu seçmiştik. Hocam bile sormaya korkuyordu ama bir şey yaşadınız mı diye sordu aslında. Biz de yok hocam hepsi palavra ya diye geçiştirmiştim. Ama o görüntüler gözümün önünden yıllarca gitmedi. Ben hala geceleri, ışıkları açık uyurum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, abone olup, bildirimleri açarak da bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın dostlarım. Allah'a emanet olun, esen kalın.